Bu arada e, yine soru vardı. Heh, evet. En çok merak edilen konulardan biri Nelson ve Sasha Boyun durumu. Bu oyuncular en çok merak edilen konu bu. Takımda kalacak mı? Yoksa bir sezonda Şampiyonlar Ligi için takımda tutulup bir sonraki sezon mu yollanacak? Yani oyuncuların bir kere şunu söyleyeyim. Sezon sonunda, geçtiğimiz sezon sonunda yönetim yaptığı görüşmede bir ayrılık talepleri oldu. Yani talepten ziyade hani biz Gitmek istiyoruz, bavullarımızı topluyoruz şeklinde değil tabii ki de teklif gelirse Avrupa'dan biz bunu değerlendirmek istiyoruz tarzında bir görüşmeleri oldu. Ama hani oyuncular gemileri yaktı, gitmek istiyor diye bir durum yok şu an Galatasaray için. Teklif şu anda açıkçası Galatasaray'a geldi ki Erden Timur da bunu söyledi. Ama teklifler istenen düzeyde değil. Yani biraz burada hani bizim futbol piyasasının, kamuoyunun bir beklentisi var ya e, soner yani biraz rakamları yüksek tutuyoruz biz. İşte diyoruz ki Saşa boy 20 milyon euro, 25 milyon euro. Yani gelmiyor böyle teklifler açıkçası. Çünkü bizim ligimizin bazı gerçekleri var. Yani o yüzden de Saşa boy için gelen teklifler 15 milyon euro seviyesinde bonuslarla, Nelson için 18 milyon euro seviyesinde. Yönetim e, kesinlikle şu anda e, bu teklifleri değerlendirmek istemiyor. Ama hani ben en başında bunu söylemiştim. Hani ben e, Saşa boy ve Nelson'un Yolu, günün sonunda ayrılacağını düşünüyordum. Hala ben ayrılık ihtimallerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü önümüzde çok uzun bir süre var. Yani bu oyuncuların çok ciddi bir pazarı var çünkü. Hı hı. Ee, yani şu an Galatasaray kadrosundalar ama lig başladığında kadroda olabilecekler mi? Ben hala bu konuda şüpheliyim. Çünkü yani ilgi var ve Avrupa kulüpleri biraz bu konuda hani e, olabildiğince pazarlıkları sıkı tutuyor. Az e, tabii ki maliyetin altına girmeye çalışıyor ama iki tane çok ciddi ilgi olan oyuncudan bahsediyoruz. Yani e, Sasha boy için bu teklifler 20 milyon euro seviyesine gelirse, e, Nelson için de 22-23 milyon euro seviyelerine çıkarsa bence yönetim bu teklifleri hayır diyemez diye düşünüyorum. Ve tabii ki giderlerse mutlaka bir B planı yapmıştır yönetim, C planı yapmıştır ama şu an gelinen nokta teklifler yetersiz. Ama önümüzdeki günlerde mutlaka yeni teklifler gelecektir. Çünkü çok ciddi ilgi var iki oyuncuya da. Ee, Onur Özkan, tabii... Raşitsa sorusu da zaten soracaktım ama o da izleyicilerimiz hatırlattı sağ olsun. Geçen yılın gizli gizli kahramanı Galatasaray Aynen. adına Milot Raşitsa. Gündemde mi yoksa oyun, oyuncudan vazgeçildi mi? Bir girişim var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Sezon sonunda Okan Hoca'nın Icardi'den sonra listeye yazdığı ikinci oyuncuydu. Transferin kesin bitirilmesi için Milot Raşitsa. Galatasaray'ın sistemi için çok özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence Şampiyonlar Ligi'nde değeri daha da fazla anlaşılacak. Çünkü böyle modern kanat oyuncuların profili çok fazla yok günümüz futbolunda. E, çok değerli bir oyuncu bence. Yani rakamların dışında Galatasaray'a katkısı var bir kere saha içinde. Hani maçı çıplak gözle izlediğiniz zaman bunu çok daha net anlıyorsunuz. Galatasaray zaten oyuncuyla anlaştı. Herhangi bir pürüz yok. Norwich'le de pazarlıklar belli bir noktaya geldi şu anda. Ama halen Galatasaray'ın istediği seviyede mi rakamlar? Değil. Galatasaray 6-7 milyon euro bonuslarla ve tabi uzun vadeli taksitlendirme seçeneğiyle bu işi bitirmek istiyor. Norwich de yaklaştı bu rakamlara. Ben önümüzdeki günlerde Icardi gibi e, Raşistan'ın da Galatasaray'a transferin biteceğini düşünüyorum. Yani bu saatten sonra olmazsa bu iş bence sürpriz olur. Çünkü oyun çok istiyor buraları. E, Galatasaray da çok istiyor. E, ben bu işin bir kere e, kısa vadede biteceğini düşünüyorum Raşistan konusunun. Reşit konusu kısa vadede bitecek dedi. Onur Özkan ve yine ısrarlı çok fazla soru geliyor. Aralardan da e, çekmeye çalışıyorum. Antonio'da durum ne diye bir soru gelmiş. Yedek Hayır, forveti de lazım Galatasaray için. Galatasaray'ın alternatif forvet olarak düşündüğü isimlerden biriydi Mikhail Antonio. Ee, görüşmeler de oldu. Görüşmeler belli bir noktaya da geldi Antonio yla. Ee, ama tabii Icardi'nin transferi hep ilk sıradaydı. Şu an yönetim nasıl bir politika yazar bilemiyoruz. Yani biraz daha bekler mi? Hani Icardi geldi, elimizde işte Barış Ayper var, Zaniolo da var. Hani biraz daha ağırdan alalım, biraz daha fırsat kovalayalım der mi yönetim? Bunu bilemiyorum açıkçası. Ama yani Icardi durumu eğer bu kadar çabuk netleşmeseydi, Antonio transferinin olabileceğini söylemiştim. Çünkü belli bir noktaya gelmişti transfer ama bu saatten sonra yönetim Icardi geldikten sonra Hani e, direkt bir ikinci forvet hemen alır mı yoksa bir fırsat kovalar mı başka bir oyuncu? Onu bilemiyoruz tabii ki. O yönetimin şu an politikasından e, bilgimiz yok açıkçası ama e, Galatasaray yönetiminin ciddi ilgilendiği, görüştüğü, transferin belli noktaya geldiği bir isimdi. Ama biraz daha sanırım şu anda beklememiz gerekiyor yönetimin tavrını anlayabilmemiz için. Ee, Onur Özkan çok teşekkür ediyorum. Bir çok da soru var. Son olarak da e, Kerem tamam. Demirbay. Evet. İddiaları. Ne durumda abi? Ya açıkçası şöyle söyleyeyim. Yönetimin şöyle bir planı vardı. Özellikle bu mavi kart uygulaması çıktıktan sonra. E, yani Yusuf Demir'den acaba biz çıkıp bir kiralama yöntemiyle gönderip onun pozisyonuna yine o aynı statüde başka bir oyuncu alabilir miyiz şeklinde. işte Kerem Demirbay, Suat Serdar, Emre Can tarzında bir oyuncu alabilir miyiz diye bir düşünce vardı. Hani düşünce safhasında ama bir resmi teklife dönüşmedi bu iş. Yani Kerem Demirbay da, Suat Serdar da Galatasaray'ın gündemindeydi ama yani bu sadece bir planlama şeklinde kaldı ama bir teklife dönüşmedi. Önümüzdeki günler dönüşebilir mi? O konu Hoca'nın isteğiyle dönüşebilir. Yani Galatasaray Yusuf Demiri kiralama yöntemiyle gönderip o statüde başka bir gurbetçi oyuncu alabilir kadrosuna. Böyle bir planlama vardı her zaman ama şu an geldiğimiz noktada bir teklif gitmedi. Herhangi bir oyuncu bu saydım oyunculara ama önümüzdeki günlerde tabii ki olabilir böyle bir gelişme. Peki Onur abi son olarak da şunu sorayım Yusuf Demir'den hazır konu açılmışken Yusuf Demir'in e, yönetimle ya da teknik heyetle herhangi bir sıkıntısı var mı? Şu an aklıma geldi çünkü şampiyonluk kutlamalarında e, Okan Hoca bir tek Yusuf Demir'le el sıkışmadı. Ya da denk gelmediler o sırada. Hani birbirlerini görmemiş de olabilirler o, Olabilir. o kalabalıkta. Ama geçen yıl forma şansı da çok bulamadı hani bir tavır almış olabilir mi oyuncu çok fazla forma şansı bulamadığı için? Böyle söyleyeyim. Yusuf'un ne Galatasaray'la ne hı hı. Okan Hoca'yla bir problemim yok. Yusuf'un problemi kendiyle bence. Yani ciddi mental sıkıntıları olan bir oyuncu, içine kapanık bir oyuncu, çok e, sosyal bir oyuncu değil. E, sanırım o Barcelona günlerinden hani tekrar Avust Avusturya Avusturya'ya dönüşü, oradan Galatasaray'a gelişi belki onu psikolojik olarak yıpratmış olabilir. Bilemiyoruz ama Okan Hoca Yusuf'la alakalı elinden gelen her şeyi yaptı. Sürekli adım attı ama bir adım gelmedi Yusuf Demir'den. Bu <laughs> saatten sonra Yusuf Demir'e bağlı her şey. Yani oynarsa Galatasaray'da kalır. Oynamazsa Galatasaray başka yollara başvurur. Çünkü yani e, Okan Hoca'nın yapacak bir şey yok bu saatten sonra artık. Ama o el sıkışma olayında ben hani çok bilmiyorum o olayı görmedim. Bence denk gelmemiştir. Yoksa hani dediğim gibi Yusuf'un Okan Hoca'ya karşı Okan'ın Yusuf'a Yusuf karşı herhangi bir e, Okan Hoca'nın Yusuf'a karşı herhangi bir problemi yok. Tavrı yok ama Yusuf'un bence kendiyle alakalı sıkıntıları var. Onları çözmesi gerekiyor. Onur Özkan çok teşekkürler. Ben Ağzına teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yanında kardeşim. Evet birçok daha sorunuz var. Onları da artık öbür programlara, bir sonraki programlara saklayalım. Yetişemediğimiz sorular varsa da kusura bakmayın lütfen. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeni bir günde yepyeni gündemlerle tekrardan buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.